Kanar bölümde ne anlatacaksın? Her şeyde olduğu gibi savunma sanayinde de kabiliyet ve yetenekler önemli. Bu bölümde yetenekleriyle bizi şaşırtabilecek olan Çakır mini seyir füzesini konuşacağız. Merakla bekliyoruz. Eski orduların sahip olduğu atlar, kılıçlar, kalkanlar bir savaşın kaderini baştan sona değiştirebilirdi. A noktasından B noktasına daha hızlı giden ordu diğerine karşı mutlak üstünlük sağlayabilirdi. Artık devir değişti. Yeni savaş denklemlerini İHA'lar, SİHA'lar ve tümden askeri teknolojiler belirliyor diyebiliriz. Bugün sizde Türk ordusunun yeni ve farklı gücü seyir füzesi Çakır'dan bahsedeceğim. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bu füze çok ama çok yetenekli. Hazırsanız envanter başlıyor. İçeriye geçmeden yalnızca birkaç saniyenizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi önemsiyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalını 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkılarınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Burada net bir tanımlama ile başlayabiliriz. Süpersonik bir hızda ilerleyen, hedeflerine alçaktan uçarak yaklaşabilen, bu sayede de hava savunma sistemleri tarafından kolayca tespit edilemeyen silah sistemlerine seyir füzesi diyoruz. Bu füzelerin içinde bulunan jet motoru, hızın ve hareket kabiliyetinin temel kaynağı olarak karşımızda. Seyir füzelerinin temel tasarlanma amacı, içerisinde klasik patlayıcı bulunan savaş başlıklarını yüzlerce kilometre uzağa taşımak olarak özetlenebilir. Kendi kendilerine sevk edilebilmeleri ve güçlü irtifa değişimleri seyir füzeleri için kritik derecede özgün ve güçlü bir özellik. Burada bir detaydan daha bahsetmemiz lazım. Bunlar genelde keşif veya gözetleme değil, saldırı amacı taşıdıklarından insansız hava aracı sınıfına girmiyorlar. Bu kategorizasyon için oldukça iyi bir detay. Bu füzelerin atası aslında Birleşik Krallığın 1920'li yıllarda denediği Larynx model bir araç. Ondan yaklaşık 25 yıl sonra ise Almanlar ilk gerçek seyir füzesi olan V1'i üretiyor. Tabii bu araçların bugünkü teknolojiden fazlasıyla uzakta olduğunu söylemeye sanırım gerek yok. Güdüm sistemleri çok basitti ve hatta jiroskop sisteminden ibaretti. Soğuk Savaş döneminde hem ABD hem de SSCB çok sayıda farklı seyir füzesi denemesinde bulundu. Teknolojinin ve askeri sistemlere bakışın değişmesi, seyir füzelerinin erişebileceği yetkinlikler üzerinden gerçek bir savaş envanterine dönüşmesini sağladı. Yani artık seyir füzeleri birçok şeyi değiştirebilecek kadar muktedir durumda. İçeriye seyir füzelerini konuşarak başladık. Ancak ana konumuz Türk ordusunun yeni seyir füzesi olan Çakır. Çakır'ın ortaya çıkarılma motivasyonlarından biri de gemilerde artan karşı tedbir sistemleri ve yakın hava savunma sistemlerinin gelişmesi diyebiliriz. Düşman gemilere karşı satürasyon yani doyurucu saldırılar ile bu sistemleri aşmak ve hedefe ulaşmak için Çakır gerçek anlamda biçilmiş kaftan. Bu gerekçelerle uçar ya da yüzer platformlardan atılabilecek, maliyet etkin bir seyir füzesi olması beklenen Çakır, küçük boyutlarıyla da özellikle uçar platformlarımız tarafından çoklu biçimde taşınılabilecek. Bu sayede hedef platformlara doyurucu satirasyon saldırıları düzenleme şansımız da artmış olacak. Çakır için bir detay daha var. Bu seriyi Milli Uzun Menzilli Seyir Füzesi Gezgin'e giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak düşünebiliriz. Burada şimdiden not düşmüş olalım. Gezgin'de bir envanter bölümünde mutlaka konuşuyor olacağız. Dünyanın gündemi olan yüksek teknoloji, işte yüksek irtifa, balistik füzelere karşı hava savunma derken aslında alçak irtifa hedeflere karşı da ne kadar hazırlıklı olunması gerektiği de görüldü. Kısacası savaş taktikleri, hareket alanının konseptleri, kavramları değişmeye başladı. KTJ 1750 turbojet motoru ile teçhiz edilen Çakır, 150 kilometrenin üzerinde menziliyle hedefleri arasında su üstü hedefler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Çakır hedef üzerinde vuruş noktası seçebilmek ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti gibi çok çok güçlü özelliklere de sahip. Gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı yapısı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konseptiyle düşman savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor. Radar soğurucu özellikle özgün gövde tasarımı da Çakır'a yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su satına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak
radar sorucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemleri tarafından tespit edilebilirliğini asgari seviyeye indiriyor. Çakır için bu özellikleri sebebiyle hayalet bile diyebiliriz. Karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli atalesel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor. Öncelikle elektronik harp başlığı taşıyan versiyonu da bulunacak olan Çakır, aslında Türkiye'nin elektronik harp alanında artan yeteneğinin en net ispatlarından biri. Özellikle son zamanlarda artan bilgi, birikim, teknoloji ve tecrübe ile elektronik harp başlıklı sistemleri harcanabilir sistemler yapmaya başladığı net olarak söylenebilir. Yani Türkiye bu konuda iyi değil, çok çok iyi bir yolda. Bu arada sürü harp başlığı ile de dikkat çeken Çakır, hedef gemiye farklı paketlerden oluşan saldırı gruplarıyla farklı yönlerden yaklaşıp vuruş ihtimalini artırabilecek. Gemi üzerindeki hava savunma sistemleri bir taraftan gelen sürü paketine karşı önlem alırken diğer taraftan yaklaşan sürü paketimizin hedef ile buluşma olasılığı daha da yükselecek. Sürü paketinin içinde diğer füzeleri güdümleyebilen sürü versiyonu, elektronik harp başlıklı versiyonu ve patlayıcı taşıyan harp başlıklı versiyonu ile sürü paketin hem hedef geminin sensörlerini elektronik harp kabiliyetiyle baskılarken aynı anda farklı taraflardan yaklaşan sürü paketleriyle birlikte hedef gemiye satürasyon saldırıları icra edebilecek. Çakır dendiğinde akıllara gelmesi gereken en özel noktalardan biri tarayıcı başlığı. Yayınlanan animasyon görsellerde özellikle bu kabiliyet limandaki geminin şeklini etrafındaki diğer formlardan ayırt edebildiği vurgusu ile sunulmuştu. Radyo frekans başlıklı füzeler ile bu tarz hedeflerin vuruş olasılığı düşüktür. Özellikle Adalar Denizi'nde ada veya adacıklara bordalayan Yunan yüzer unsurlarına karşı onların yüzer platformlarını kaya ya da kayacıklardan ayırabilecek hedef hassasiyetine ve tarayıcı başlığa sahip olmak Çakır'ı dünyadaki modern ve güncel seyir füzeleri arasına sokuyor. Hem sınır güvenliğimizi sağlamak hem de terörle etkin bir şekilde mücadele edebilmek için kaynaklarımızı verimli kullanmak önem arz ediyor. Bu vizyonla yapabileceğimiz en önemli katkı asimetrik etki yaratacak teknolojileri geliştirmek olacaktır. Harpun ve Exocet gibi füzeler ilk yapıldıklarında açık denizde gemi vurmak için tasarlanmış füzelerdi. Zaman her şeyi olduğu gibi bu standardı da değiştirdi. Yeni nesil füzelerden açık denizde değil, belirli engellerin olduğu bölgelerde ada ve adacıkların arkasındaki hedefleri de vurabilecek kabiliyete sahip olması bekleniyor. Çakır ise tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde görev planlama esnasında tanımlanan 3 boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor. Gelişmiş ara safa ve terminal güdüm sistemleriyle Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor. Antiradyasyon başlığı üzerinde de çalışıldığı ifade edilen Çakır'ın bu versiyonu ile hava savunma radar sistemlerine karşı etkinlik sağlaması amaçlanıyor. Hava savunma sistemlerinin bastırılması görevlerinde 150 km menzilden yapılan atışlar ile ancak uzun menzilli hava savunma sistemlerinin menzilinden bu atışlar yapılabilecek olup akıncı gibi yüksek irtifadan uçabilen platformlar ile Çakır, hava savunma sistemlerinin bastırılması görevlerinde de yüksek vuruş olasılığı ile hedefleri üzerinde baskın bir etkisi olacak gibi gözüküyor. MBDA üretimi olan Marte Air, 100 kilometreye ulaşan menziliyle gemiler, NH-90 helikopteri ve Eurofighter Typhoon gibi savaş uçakları üzerinden atılabiliyor. Aktif radar arayıcı başlığa sahip olan füze, 340 kilogram ağırlığı ile Mach 0.8 ile 0.9 hızlara ulaşabilmekte. Daha önce de belirttiğimiz gibi, aktif radar arayıcı başlık ile ada ve adacıklara bordalamış gemileri vurma olasılığı yüksek değil. Çünkü bu tarz füzeler, yankısı büyük olan hedeflere yönelme eğilimindedir. Ayrıca elektronik harp ya da aldatma ve karıştırıcılar ile aldatılabilmeleri mümkün. Türk Silahlı Kuvvetleri, uçak, helikopter ve hücum bot gibi platformlarından Penguin ve Maverick gibi Çakır füzesinin açıklanan kabiliyetlerinden uzak mühimmatlar kullanıyordu. Çakır ile Türkiye'nin ambargolarla karşılaştığı, dışa bağımlı olduğu bir alanda millileştirilmiş olacak. Ayrıca kendi isteklerine göre ürettiği ve tüm dünyanın kabul ettiği maliyet etkin çözümleriyle Türkiye, Bayraktar TB2'ler ve MAMLE ile dünya sahnesinde adından sıkça söz ettirdi. Akıncı gibi Ayasa radarlı bir platformdan menzili kısa MAMLE yerine 150 km menzilli
maliyet etkin seyir füzesi atabildiğinizi hayal edin. Türkiye Çakır füzesiyle yüzer ve uçar platformlardan atılabilen etkin harp başlık özellikleri, veri bağı ile hedef güncelleme, elektronik harp ve sürü gibi farklı saldırı konseptlerine sahip modern bir füzeye 2023'te kavuşacak. Milli uzun menzilli seyir füzesi Gezgin'e giden yolda Çakır'dan elde edeceğimiz bilgi birikimi ve tecrübenin Gezgin füzesine yansımaları olacak ve Türkiye'nin harp sahnesine sunduğu maliyet etkin çözümleriyle adından sıkça söz ettirip belki daha nice şarkılar yazdırtacak. Eski orduların sahip olduğu atlar, kılıçlar, kalkanlar bir savaşın kaderini baştan sona değiştirebilirdi. A noktasından B noktasına daha hızlı giden ordu diğerine karşı mutlak üstünlük sağlayabilirdi. Artık devir değişti. Yeni savaş denklemlerini İHA'lar, SİHA'lar ve tümden askeri teknolojiler belirliyor diyebiliriz. Bugün sizde Türk ordusunun yeni ve farklı gücü seyir füzesi Çakır'dan bahsedeceğim.